Evet sevgili seyirciler, Demokrasi Bulvarı programındayız ve reklamdan sonra ikinci bölüme geçiyoruz. Samandağ Belediye Başkanı Avukat Sayın Refik Er Yılmaz'la birlikteyiz. Sayın Er Yılmaz, reklamdan döndük ve hemen şu konuyla devam etmek istiyorum. Program içerisinde 2-3 defa dile getirdik ama başka konulara gidince cevaplayamadık. İnsan yoğunluğunun ihtiyaçlarını karşılama noktasında ne durumda Samandağ? Çünkü hakikaten geçen hafta sonu değil, bir önceki hafta sonu herhalde ben Samandağ'a gitmek istedim. İnanın çok zor koşullarda geçebildik Samandağ'a. Yani tamam çevre yolu ayrı bir şey ama size de bir büyük getiriyor. Bu çöpten tutun elektriğe, elektrikten suya, sudan temizliğe vesaire. Ne durumdayız? Şimdi şöyle, bu gelen özellikle hafta sonu gelen vatandaşlarımız, insanlar bizim orada çok fazla yatıya kalmadığı için Günübirlik olduğu için bize sadece temizlik ve ulaşım noktasında, trafik konusunda bir sıkıntı yaratıyor. Onun dışında bize herhangi bir yük getirmiyor. Keşke orada kalan, o şehrin ekonomisine, esnafına katkı sunan bir turist potansiyeli olsaydı, bir turist profili olsaydı. Mesela diğer turizm bölgelerinde, Marmaris'te, Kuşadası'nda, Fethiye'de, orada konaklamak üzere gidiyor, turistler gidiyor. Bu sefer ne, o alışveriş yapıyor, o otelin, o işletmenin gelirine bir katkı sunuyor, ayakta, işletmelerin ayakta kalmasına katkı sunuyor. Dolayısıyla bir şehir bir hareketleniyor. Bizde böyle bir şey yok. Sabah geliyor, akşam. Hatta çoğu da yemeğini beraberinde getiriyor. Kirletip gidiyor. Kirletiyor, gidiyor. Biz de iki gün boyunca hafta sonundan sonra bizim temizlik birimi oraları temizlemekle meşgul kalıyor. Bize ekonomik anlamda hiçbir katkıları yok. Neden? Çünkü bu anlamda hani misafirlerimizi orada konaklayabilecekleri bir ortam yaratmamışız. Maalesef böyle bir yatırımımız, yeterli yatırımımız yok. Onun için devletin buraya el atması lazım. Yani bu sadece bir ilçe belediyesinin kendi bütçesiyle, kendi ekonomisiyle finanse edebileceği, yapabileceği bir alan değil. Bir turizm alanı değil. Mesela denizimizden kaynaklanan bir sıkıntı var. Açık deniz, sürekli rüzgarlı drip akıntısı var. Buraya devlet aslında şöyle bir iki noktada sadece dalga kıran yapsa, İnanın Samandağ'ın çehresi değişir. Yeni genelgeden bilginiz var mı bilmiyorum. İçişleri Bakanlığı yeni bir genelge gönderdi. Valiliklere, 81 il valiliğine. Belirlenmesi, RIP akıntılarının yerinin belirlenmesi. O güvenlik açısından. Tabii güvenlik açısından. Biz hayır, valiliğe devretti yetkiyi anladığım kadarıyla şimdi. Ki zaten valilikte miydi o yetki? Şöyle yani, uyarı levalarımızı biz de yazdık. Daha önce Mustafa Kemal Üniversitesi'nden ekipler geldi, inceledi. Hemen hemen nerede daha çok RIP akıntısı olduğunu tespit etti. Biz de oralara uyarı levhalarımızı yaptık. Büyükşehir'in orada can kurtaran ekipleri var filan. Benim bahsettiğim güvenlik noktasından çok yatırım anlamında. Yani oraya dalga kıran yapılması noktasında bir devletin yardımına ihtiyacımız var. Ya abi, ben sizi bildim bileli Refik Er Yılmaz olarak tam milletvekilliği döneminizden buraya dalga kıran hep dersiniz, söylersiniz, yüksek sesle seslendirirsiniz. Ben de gazeteci olarak, televizyoncu olarak gazetede yazmışımdır, televizyonda söylemişimdir. Bunu vali de biliyor, Refik Er Yılmaz da biliyor, Lütfü Savaş da biliyor, bilmem kaymakam da biliyor, herkes biliyor. Abi bu nedir yani, bu doğaüstü bir şey mi bu dalga Bakın, kıran, nedir yani? İnanın sadece Samandağ değil, bölgenin kaderini değiştirebilecek kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü insanlarımız Hatay'ın her yerinden bölgeye akın ediyorlar. Dolayısıyla oraya gelen insanlarımızın daha güvenli bir şekilde yüzebilecekleri, serinleyebilecekleri bir alan oluşturursak, buraya daha fazla sirkülasyon olacak, belki daha fazla konaklama olacak, daha fazla istihdam, daha fazla şehrin ekonomisine bir katkı sağlanacak. İnsanlarımız da rahat olacak, insanlarımız da mutlu olacak. Ama bu çok zor bir şey değil. Devlet niye yapmıyor? Ha, dediğim gibi 14 kilometrelik çevre yolunu yapamayan bir devletten böyle bir yatırımda bekleyemiyorsunuz yani. İşin doğrusunu söylemek gerekirse. Evet, üzgünüz gerçekten. Keşke benim bütçem olsa ve imkanım olsa. Kaldı ki yetki de yok bende. Yani. Abi hiçbir çalışma yaptırdınız mı? Ne kadar mal oluyor bu dalga kıran? Mesela Samandağ'ı
İnsan canıyla ölçülmez elbette orada. Yani insanlar ölüyor ya, boğularak evet. ölüyor orada. Onun için söylemiyorum. Merak ettiğim için soruyorum. Şöyle, ne kadar bir para? Farklı sistemler var. Kıran, evet, farklı sistemler var. Vasat bir sistem abi. Şöyle, oranın fiziki yapısını, denizimizin, rüzgarımızın, dalgamızın, rip akıntısının özelliklerini dikkate alarak bilimsel bir çalışma yapmak suretiyle bu dalga kıranın yapılması lazım. Baştan savunma, sonradan tahrip olacak ya da amacına uygun kullanılmayacak bir dalga kıran yapmanın da bir anlamı yok. Bu konuda Mustafa Kemal Üniversitesi'nde bazı hocaların çalışma yaptığını biliyorum. Ellerinde de buna yönelik bilimsel veriler var. Şu anda mı çalışıyorlar? Yapılmış daha yapılmış, önceden. Daha önce yapılmış. Evet. Peki. Yani rip akıntısı, dalga, dalganın boyu, işte rüzgar, şu bu filan. Bunların hepsinin araştırması, ölçümleri yapılmış. Bilimsel veriler var. Bu bilimsel veriler ışığında oraya uygun bir dalga kıran teknoloji gelişti yani. Bu arada dalga kıran yapılmaz diye bir şey olmaz. Dolayısıyla hani doğaya da zarar vermeyecek şekilde bir dalga kıran yapılabilir. Mesela karakolun, Çevlik'te karakolun karşısında ta işte milattan önce 300. yüzyılda kalma o Selevke limanına yakın şey mi, menderek var mesela. O taşlar hala orada duruyor. Doğru. O tarihte menderek yapılabiliyor da günümüzde dalga kıran yapılamıyor mu? İstedikten sonra yapılmaz mı? Yapılır ama işte istemek lazım. Peki, inşallah en kısa sürede Samandağ hak ettiği yerde olur sevgili seyirciler. Özellikle sahil, dünyanın en uzun ikinci sahili. Dalga kıran şart, insanlarımız orada ölüyor her sene. Bu sene de herhalde oldu mu boğulma olayı? Boğulma oldu, evet. Oldu. Kaç tane olay yaşadık yine, maalesef. Yine oldu. Allah yardımcısı olsun Samandağ'ın ve Samandağlıların. Biz elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Umuyor ve diliyoruz ki Samandağ hak ettiği yerde olur. Peki efendim, şimdi geldik. Samandağ'da asfaltlama çalışmaları yapılıyor. Parke çalışmaları yapılıyor. Bunu son gittiğimde ben Samandağ'a şahit olduğum için söylüyorum. İnsanlar mutlu ya. İnsanlar çok şey beklemiyor Refik Bey aslında. Ya benim evet, caddemi yani, asfaltla diyor. Suyumu akıt sürüsü neyi öldürür. Sizden başka bir şey istemiyorlar ya aslında. Yok, gerçekten sizden de derken hani, belediyelerden evet, yani. Evet, yani vatandaşın aslında çok fazla böyle absürt bir talebi yok. Mutluydular yani yolu asfaltlanan trafik insanlar. Sorununu çözün. Yolumuz olsun. Tozdan, dumandan, çamurdan bizi kurtarın. Efendime söyleyeyim, bir iki böyle mahalle aralarına bir iki böyle bir parkımız olsun. Çocuklarımızın gidip oynayabileceği bir parkımız olsun. Yani denizler temiz olsun, yüzebileceğimiz evet. alanlar olsun. Yani bu çok böyle absürt, evet. bizim belediyelerin, devletin yapamayacağı bir talebi yok insanlarımızın. Bunu bile karşılamakta eğer zorlanıyorsak, oturup herkesin kendini sorgulaması lazım. Ama şunu söyleyeyim, yani bizim bu 3 yıllık sürecimizde Samandağ'ın önemli bir şekilde çehresinin de değiştiğini söyleyebiliriz. Biz geldiğimizde Samandağ gerçekten bir geri kalmış bir köy görüntüsüydü. Sokakları, caddeleri, girişi, çıkışı, denizi, Çevli gerçekten berbattı. Yani işler acısı bir durum vardı orada. Biz geldikten sonra yaptığımız o dokunuşlarla yol genişletme çalışmaları, asfalt çalışmaları, peyzaj çalışmalarıyla o kötü görüntüyü bir nebze ortadan kaldırdığımızı düşünüyorum. Yani en azından Çevli'ye girdiğinizde bir turizm köyüne girdiğinizi, denizde işte oturup dinleneceğiniz alanlar oluşturduğumuzu, ana caddelerdeki bu yol genişletme, asfalt kaldırım çalışmaları, ağaçlandırma çalışmaları, Samandağ'ın o dediğim gibi yıllarca süre gelen, hepimizin şikayet ettiği, hepimizi rahatsız eden o kötü görüntüden kurtardığını rahatlıkla söyleyebilirim. Sağlam çalıştık, düzgün çalıştık, geleceğe dönük olarak çalıştık. Mesela hani tamam, siz bir yolu asfalt yapabilirsiniz ya da bir yolu parke taşı yapabilirsiniz. Önemli olan o yolun parke taşı yapılması ya da asfalt yapılması değil. Önemli olan yolun gerçek anlamda altyapısını bitirip imar planındaki genişliğine kavuşturup o asfaltı dökmeniz ya da parke taşını yapmanız. Altyapısını çözmediğiniz bir yolda yaptığınız çalışmanın, üst çalışmanın hiçbir anlamı yok. İsraftan başka bir şey değil. Samandağ bildiğim kadarıyla kaç mahallesi vardı? 45 aşkın 42 mahallemiz 42, var. 42 evet. mahallesi var. Birçoğunda altyapı yok bildiğim kadarıyla. Eski beldelerin çoğunda yok, evet. Hatta şimdi neredeyse hepsinde yok. Merkez 9 mahallede sorunların önemli bir bölümünün çözüldüğünü söyleyebilirim altyapı anlamında.
Üst yapı anlamında da yoğun bir çalışma yaptık bu içme suyu şebekesinden sonra özellikle. Toparladık, merkez toparlandı. Şimdi biraz beldelere ağırlık vereceğiz. Orada yavaş yavaş çalışmalarımıza başladık. Tabii orada şöyle bir sıkıntımız var, bunu anlatmakta zorlanıyoruz. Altyapıyla ilgili sıkıntı olduğu için siz arzu ettiğiniz şekilde üst yapı çalışması yapamıyorsunuz. Yapamıyorsunuz. Çünkü çok ciddi maliyetler arttı. Şimdi vatandaş haklı olarak bana diyor ki ya Samandağ'ın şu mahallesinde, merkez şu mahallesinde, şu sokağında asfalt yaptın da niye bana asfalt yapmıyorsun? Eyvallah, sana asfalt yapmamız lazım ama senin altyapın yok. Senin kanalizasyonun yok. Senin içme suyu şebeken yok. Ben o asfaltı oraya döktüğüm zaman 5 ay sonra, 6 ay sonra kalkıp orada bir altyapı çalışması olduğu zaman bu asfalt tamamen heba olacak. Yazık, günah. Kaldı ki bizim böyle bir lüksümüz yok. İsraf yapabilecek bir bütçemiz yok. Biraz daha tedbirli davranmaya çalışıyoruz. Keşke bize Hatsu hangi mahallemize, hangi tarihte içme suyu, kanalizasyon şebekesini döşeyebileceğini söylese, biz de programımızı ona göre yapsak. Şimdi mesela Kurtderesi Mahallesi'nde 5 ay önce açtığımız, 6 ay önce açtığımız, genişlettiğimiz, altyapısını bitirdiğimiz bir yolumuz var. Bugün PMT'si dökülüyordu. Bir baktım TEDAŞ'tan arıyorlar. Efendim orada bizim işte altyapı çalışmamız var, kablo döşeyeceğiz. Arkadaş, 6 aydır o yol orada duruyor. Eşilmiş. Niye yapmadın? Niye yapmak? Efendim işte başka bir yerde çalışmalarımız vardı da yok. Efendim pandemi de yok. Ya arkadaş, yani bu kurumlar arasındaki koordinasyon eksikliği de bizi ayrı bir sıkıntıya sokuyor. Bakın dedim, ben bu asfaltı buraya döktükten sonra buraya hiç feriştahınız da gelse buraya bir çivi çaktırmam dedim. Kazıttırmam yani burayı. Gelin ne yapacaksanız yapın. Neyi demek istiyorum? Yapıyoruz bir şeyi, bakıyorsunuz. İki gün ya, iki gün sonra oradan geçerken bakıyorum. Ya kazımış. Kaldırımı tahrip etmişler, ya yolu kazımışlar. Ya arkadaş, ne yapıyorsunuz ya? İzin de aldıkları yok. Bu ayrı bir sıkıntı. Bir tarafta vatandaş bunu yapıyor, öbür tarafta kurumlar yapıyor, öbür tarafta Hatsu yapıyor. İşte arkasından git hemen toparlamaya çalış. Ben üç yıldır bu yollarla uğraşıyorum. Abi, bütün enerjimizi... Avrupa ülkeleri, sizin çok sık ziyaret ettiğiniz Avrupa kıtası için söylüyorum. Bu işlemi nasıl çözmüş? Bir koordinasyondan bir ciddi, söz ediyoruz ciddi bir koordinasyon, orada. Ciddi bir koordinasyon. Altyapı çalışmaları bitmeden ve bunlar tamamen birbirine paralel gider. Hmm. Yani bir tarafta elektrikle ilgili altyapı çalışmaları yapılırken öbür tarafta mesela internetle ilgili çalışma yapılıyor. Öbür tarafta suyla, kanalizasyonla ilgili, yağmur suyuyla ilgili. Adam tak bir görüyor, 2-3 ayda bitiriyor. Bunları bitirmeden bir program dahilinde bunlar bitmeden asfalt çalışması yapmaz. Asfalt çalışması yaptıktan sonra oraya kimse dokunamaz. Dolayısıyla oraya eğer bir hasar olursa, kim sorumluysa onun üzerinden zimmet çıkarlar bunu. Devlet öyle çalışıyor. Avrupa bu şekilde Avrupa oldu. Ekonomisi bu şekilde güçlendi. Biz yapıyoruz, bir bakıyorsunuz aradan 3 ay geçmemiş. Efendim burada ne bilmem altyapı çalışması var, elektrik, telekom, işte kanalizasyon. Evet. Bakıyoruz yol darmadağın olmuş. Ya oraya koyduğunuz para gitti. Boşa gitti. Kimin parası? Halkın parası. Kardeşim bunu yapmaya hakkı. Kimse de diğer, gel kardeşim buraya. Sen bunu kazıyamazsın. Bunu zimmet çıkarırım sana. Dolayısıyla bunlara mümkün mertebe dikkat etmeye çalışıyoruz. Yani bizim yaptığımız yolların tamamında Ali Bey, özellikle ana arterler, işlek olan caddelerde mutlaka yolun hakkını almaya çalışıyoruz. Evet. Sağda solda ciddi anlamda tecavüzler var. Bunların hepsini, duvarlarsa duvar yıkıyoruz, çatıysa söküyoruz, balkonsa yıkıyoruz. Ama vatandaşı daha önce de söylediğim gibi, yani biz vatandaşı mağdur etmeme adına bize sorumlu olmadığımız halde yıktığımız duvarını yapıyoruz, yeni yapıyoruz. Kimisini taş duvar, ciddi anlamda taş duvar da yaptık. Çatısıysa yeni çatı yapıyoruz, balkonuysa yeni balkonunu yapıyoruz. Ciddi maliyet bu, ciddi bir zaman kaybı. Ve yağmur sularını ihmal etmemeye çalışıyoruz. Bayağı bir buz döşedik. Bunların mazgalları, bunların efendim eksik olan kanalizasyon, içme suyu bağlantıları, bunların hepsini biz karşılıyoruz. Normalde bizim karşılamamız lazım. Vatandaşa bıraksan yapmayacak, bu sefer çalışmalarına engel olacak. Dolayısıyla ağır bir yük altındayız. Ama yaptıklarımız da Samandağ'ın geleceğine yönelik bir yatırımdır. Bunu bu şekilde görmek lazım. Bizim çalışmalarımızı yaptığımız yerde gelip kazı yapmasalar o yıl en azından 15 yıl gidecek. Net söylüyorum. Geleceğe yatırım yapıyoruz. Bakın, benden önce belediyelerin hiçbiri Samandağ'da bir tane duvar yıkmamıştır. Bir Hasan Erdoğan hep
diyoruz Allah rahmet eylesin, darbe döneminde bir iki tane cadde açtı, bir de şehir merkezinde şu anda bir küçük parkımız var. Orada bir yıkım yaptı, hala anılıyor. Ondan önce ve sonra Samandağ'da, Büyükşehir Dağı olmak üzere, Büyükşehir Nudesi'nde olan yollarımız var. Hiçbir duvar, bir çatı sökülmemiştir, bir balkon sökülmemiştir. Ama benim dönemde açtığımız bütün yolların tecavüzü, bütün alanlarını yıkıyoruz. Yıkmaya devam ediyoruz. Dolayısıyla biraz zaman lazım. Yani benim Samandağ'ı değiştirebilmem için biraz daha fazla zamana ihtiyaç var. Ha, benden sonra gelecek olan arkadaşımız da aynı kararlılıkla, aynı iradeyi ortaya koyarsa Samandağ'ın geleceğini inşa etme noktasında da önemli bir Samandağ iyilik yapmış olur. Benden sonra gelecek arkadaş dediniz ve aynı zamanda da benim biraz daha süreye ihtiyacım var, zamana ihtiyacım var dediniz. Benim değil, Samandağ'a ihtiyacı var. Samandağ'a ihtiyacı var. E sizin de dolayısıyla o çalışmaları yapabilmeniz için zamana ihtiyaç var. Anladığım kadarıyla işte yerel seçimlere 2 yıl gibi bir süre var daha, değil mi? 2024. Yani 20 ay. Evet. 22 yıl kadar. Yetmeyecek size yani o zaman 20 ay öyle görünüyor. Biz bu 20 ayı da en iyi şekilde tabii ki değerlendirmeye çalışacağız. Önemli projelerimiz var. Gece gündüz çalışıyoruz. Yalnız hani bizim daha önce de söyledim. Evet yani 3 yılımızı doldurduk ama bizim alanda çalıştığımız süre 1,5 yıldır. Yani siz pandemiyi patıyorsunuz. Hafta sonunu işte kışı, yağmuru, çamuru çıkardığınız zaman bizim alanda çalıştığımız süre 1,5 yıldır. 1,5 yılda yaptığımız çalışmalar, kendimizi övmek anlamında söylemiyorum, bu bütçeyle, bu imkanlarla olağanüstü. Olağanüstü. Dediğim gibi sağlam yaptık. Baştan savunma, efendim işte makyaj amaçlı, siyasi yatırım amaçlı hiçbir çalışmamız olmadı. Öyle düşünmedik. Öyle düşünseydim beldeler de merkez de dahil olmak üzere hep bütün yolları yapmış olurdum. Ama ne olurdu daha öncekiler gibi? Israftan başka bir şey değil. 2 ay sonra dökülecek, koyduğumuz paraların hepsi heba olacaktı. Benim buna tahammülüm yok. 20 ay tabii daha uzun bir süre ama ya bugünden de fikir yürütmek belki mümkün. En azından gönlünüzden geçeni soruyorum. Samandağ Belediye Başkanlığı'yla devam kararı mı alacaksınız yani seçimlere girme açısından? Yoksa siyasette siz milletvekili de yaptınız, belki de milletvekilliğine ne düşünüyorsunuz? Yok, öyle bir düşüncem yok. Şu anda bir sonraki dönem olur muyum, olmaz mıyım, nasıl olurumun hesabı içinde değilim. Net bir kararınız yok. Yok, hiçbir böyle bir hesabım yok. Hesap 20 yok. Aya en iyi şekilde değerlendirmenin çabası içindeyim. Ben bu işe girerken bir koltuk hesabı, bir daha nasıl belediye başkanı olabilirim hesabıyla girmedim. Girsem bu kadar çok radikal karar almam. Birçok insanı karşıma aldım, biliyorum. Hani güzel bir söz var, eğer özellikle Samandağ gibi bir yerde eğer hiç düşmanınız olmasını istiyorsanız hiçbir şey yapmayacaksınız. Eğer hiçbir düşmanınız olmamışsa bilin ki siz orada hiçbir şey yapmamışsınız. Dolayısıyla biz bunları göğüsleyerek Samandağ'ın geleceği adına biz bu riski aldık. Halkımızın önemli bir bölümünün de bu yaptığımız hizmetleri gördüğünü ve bu noktada teveccüh gösterdiğini de görüyorum. Tabii ki kızanlar, üzülenler, darılanlar olacak. Siyasetin içerisinde bunlar olur. Bizim hiç kimseyle bir kavgamız, bir düşmanlığımız yok. Ne yapıyorsak samimi olarak net söylüyorum, Samandağ için yapıyoruz. Samandağ'ın geleceği için yapıyoruz ve Samandağ'da yaşayan insanlarımızın menfaati neyi gerektiriyorsa onu yapıyoruz. Tamam. O zaman şunu söylediniz anladığım kadarıyla, özetleme gerekirse bir başka konuya geçeceğim. Henüz 20 ay var. Benim evet. Bugün itibariyle öyle bir hesabım yok. Yok, 20 belki ay ben aday olmayacağım. 20 ayımı bitirmeye. Evet. Efendim? Belki ben aday olmayacağım. Ha, belki siz olmayacaksınız. Evet. Belki evet. Olursunuz. Şu anda o hesap içinde değilim. Değilim, hayır. 20 ayımı bitireceğim. Evet. Bakarız. Hayır. O zaman diyoruz yani. Peki. Efendim, Samandağ Belediyesi'nin önemli bir çalışmalarından bir tanesi 6 adet çok amaçlı salon. Nereye yapılacak Samandağ'da ve an itibariyle hangi aşamadayız? Şöyle, tabii biz seçimden önce her mahallemize bir taziye salonu sözümüz vardı. Normalde taziye salonları aslında mezarlıklara bağlı olduğu için bizim yetkimize girmiyor. Ama biz bunu çok amaçlı salon adı altında mahallelerimize kazandırmaya çalışıyoruz. Tabii her bugün bu maliyetlerin yükselmesiyle birlikte bugün her bir taziye salonu 1.200.000, 1.5 milyon tabii büyüklüğüne göre, yani 1 milyondan aşağı yok. Maliyet çıkardılar bize. 6-7 tane aynı anda çıktığınız zaman bu 7-8-9 milyona kadar çıkıyor. Bunu biz üstleniyoruz. Biz yapacağız.
kendi imkanlarımızla yapacağız. Tabii mesela kuş alanında bir taziye salonu yapmaya karar. Mevcut olan bir çok amaçlı salonumuz var. Ama hem ihtiyaca cevap vermiyor hem de bayağı bir yıpranmış, hırpalanmış, bayağı bir zarar verilmiş, yıkılmış, dökülmüş. Orayı temizleyeceğiz. Oraya yeni bir çok amaçlı salon inşa edeceğiz. Bunun projesini de yaptık, bitirdik. İhale aşamasındayız. Mülkiyetle ilgili ufak bir sorun yaşıyoruz. Milli Eğitim adına kayıtlı bizim başka bir alanımız var. Onu tahsis etmeye çalışıyoruz. Hayırsever bir arkadaşımız, Erdoğan Ray arkadaşımız, bu çok amaçlı salonun yapılması, anne ve babasının adının verilmesi karşılığında bize katkı sunmayı kabul etti. 1 milyon lira bir bağış yapıyor. Geri kalanını biz tamamlayacağız. Tabii 1 milyondan çok daha fazla bir rakam tutuyor. 2 milyona yakın bir hesap yaptı arkadaşlar. Geri kalanını biz belediyeden karşılayıp... 2 milyon, 1 milyonunu, 1 milyonunu siz belediye olarak Erdoğan karşılıyorsunuz. Evet. Diğer 1 milyonu da iş insanı Sayın Erdoğan Ray karşılayacak. Evet, protokolümüzü yaptık. Bazı ilçelerin, mahallelerimizde vatandaşlar mülkiyet bağışında bulundu. Araziyi biz, binayı biz yapacağız. Yine babaların adlarını vermek istiyorlar. Tomruk Suyu'nda böyle bir alanımız var. Ataköy'de keza böyle bir yer var. Bir de Huzurlu'da. Üç yerde vatandaş bize yer bağışında bulundu. Biz oralara taziye salonumuzu yapacağız. Mızraklı Mahalle ve Mızraklı Mahallesi ve Yeşilköy. Yani toplam işte 6 tane mahallemizde şu anda projelerimizi hazırladık. Yani ihale aşamasına geldik. Mülkiyet sorunu olanlar var. Onları çözmeye çalışıyoruz. Mülkiyet sorunu olmayanlarla ilgili bu hafta ihaleye çıkacağız. Anladım. Hızlı hızlı devam ediyorum efendim. Çünkü son 4-5 dakikam sevgili seyirciler bu arada. Uzunbağ Mahallesi var ve Uzunbağ Mahallesi'ndeki spor kompleksi çalışmanız. Evet. Güzel bir alan. Yani Tomruk Uzunbağ yani Karaçay bölgesine hitap edecek bir Tomruk alan. Tomruk Suyu'na da hitap ediyor Uzunbağ'a. O Karaçay bölgesinin tamamına hitap edebilecek bir alan, bir kompleks. Biz burayı daha önceden tahsis almıştık, geçici tahsis almıştık. Dolayısıyla oraya da güzel bir kompleks hazırlıyoruz. Proje bitmek üzere, arkadaşlar yoğun bir şekilde çalışıyor. Projemiz bittiği anda hemen ihaleye çıkacağız. Orada işte bir yüzme havuzu, tenis kortu, basketbol sahası, kafeterya gibi bir alanımız olacak. Arkadaşlar dediğim gibi son rötuşları yapıyorlar. İnşallah en kısa sürede orayı da bitirip ihalesine de çıkma şansına sahip olacağız. Peki buradan ben mi vereyim müjdeyi, siz mi verirsiniz? Hadi ben vereyim sevgili seyirciler. Refik bir devam et desin Refik Bey. Hazreti Hıdır etrafında da bir düzenleme çalışması söz konusu. Hazreti Hıdır gerçekten hepimiz için çok önemli göhne bir mekan, yapı. Kutsal bir yer. Şu anda evet. Yani üç semavi dine hitap eden bir ibadet yerimiz. Kim Samandağ, Hatay'a geldiyse mutlaka özellikle geçmiştir, duasını etmiştir. 24 saat açık, 24 saat insanların uğradığı, duasını ettiği bir alan. Evet, bir de o hiç sabah hep açık değil mi? Gece gündüz açık kalıyor. Evet. Dolayısıyla bu kadar önemli bir stratejik bir alanın çevresinin de daha düzgün olması lazım. Bir önceki yönetim arkadaşlar Doğaka kapsamında bir proje geliştirmişler şu andaki haliyle. Bu o bölgeye böyle çok uyan, çok böyle ihtiyacı karşılayacak bir alan olmaktan uzak görünüyor. Biz de yeni bir proje hazırladık. Yaklaşık 7-8 aydır bu proje üzerinde çalışıyorum. Yan taraftaki parkı da içine alacak şekilde. Oradaki o kötü görüntüyü, o trafiği, keşmekeşliği ortadan kaldıracak yeni bir düzenleme yapıyoruz. Projemiz bitti. İhale aşamasına geldik. Maliyetler yüksek. Bütçem de yeterli değil. Yeni mahalle belediye başkanımız da geçen Avrupa ziyaretimizde, Balkan ziyaretimizde daha doğrusu konuyu açtım, kendisinden yardım istedim. Projeyi getir gel. Ben yeni mahalle Adana mı bu arada? Ankara. Ankara. Ankara evet. Fethi abi gel, ben katkı sunmak istiyorum. Ben bunu aslında bizim Hatay Büyükşehir'le yapmak isterim. Ya da Hatay'daki milletvekili arkadaşlarımız elini taşın altına koysun. Yok abi, yeni mahalle yapıyorken boşver. Şöyle, o getir ben sana yardımcı olacağım dedi. Ne kadar yardımcı olur onu bilmiyorum. Evet. Ama hani Ankara yeni mahalle belediyesi yapacağına biz kendi partimizin belediye başkanıyla yapalım. Yani Büyükşehir'de yapalım. Yeni mahalle AK Parti mi? Yok, AK Parti değil ama Ankara'da. Ankara'da. Ankara'dan geleceğine buradaki belediye yapsın diyorum. Yani biz ortak bir proje olarak kaymakamlık, valilik istiyorsa valilikle yapalım. Başka projeyi yaparsınız onunla. Onlar yapsın abi bunu. Madem ki yapıyorlar, şimdi yapsınlar bu, yani. Yani kritik bir
nokta olduğu tabii için, farklı bir ibadet yeri olduğu için hani siyasette bulaştırmadan bu işi çözmek istiyoruz. Mesela bizim kapalı spor salonuyla futbol sahası arasında da 33 dönümlük bir arazimiz var. Yani oradaki havayı, denizdeki o görüntüyü tamamen pozitife çevirecek bir proje. Yine onu da ihale aşamasına getirdik. Orada da Adana'dan Çukurova Üniversitesi'nden hocalar geldi, onlarla çalıştık. Doğayla barışık bir proje hazırladık. Biraz mesire alanı, biraz doğal göl filan. Çok muhteşem bir proje. İhaleye çıkacaktım. Maliyetler yükseldi, bütçe uygun değil. Ne yetişeceğimizi bilemiyoruz. Mesela orasını da biz hani büyük şehirle yapmak isteriz. Gelen bize soran olursa, bize randevu verirlerse biz kendilerine de bu projelerimizi anlatacağız. Bekliyoruz. İnşallah bu seçimden önce... Zaten daha önceki programlarda sizin talepleriniz vardı. Yani sizin ifadenizi hatırlatıyorum size. İşte Expo çalışmaları nedeniyle biraz oraya yoğunluk verilmişti. Şimdi artık orası Expo bitti zaten inşallah. Oturdu Expo. Artık herhalde yavaş yavaş. İnşallah. Öyle diyelim. Keşke benim imkanım olsa da tek başıma yapsam bunları. Çok önemli projeler. Evet. Bakın bunun dışında da projelerimiz var. Hepsi de ihale aşamasına geldi. Şehir merkezindeki o yıktığımız eski askeri şubesinin yerinin de park alanı ilan edilmesiyle ilgili çalışmalarımızı bitirdik. Yarın projeyi teslim ediyorlar. Bu hafta oranın ihalesine çıkacağım. Evet. Yani kaç tane ihaleye çıkacağız? Ne kadar paramız var? Evet. O ayrı mesele. Evet. İhaleye çıkıyoruz ama para nerede? Arapçada güzel bir söz var. Yaşlılar hep der. Allah bi'in. Allah bi'in. Allah yardımcı olur Allah bu arada. Allah yardımcı olur Arap bakalım türlü. Nasıl yapacağız bu işi. Umuyorum ve diliyorum ki Allah hem size hem bütün samandağlara hem ülkemize, ilimize yardımcı olur diye temenni ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum Refik ben Bey. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun programımıza katılım gösterdiğiniz için. Bu ara küçük sanayi sitesi zamanımız varsa bizim sanayi sitesiyle ilgili bir ufak açıklama yapmak istiyorum. Peki buyurun. Şimdi bizim Samandağ'da tabii esnafımızın rahatça mesleğini icra edebileceği bir sanayi sitemiz yok. Daha önceden yapılmış küçük bir sanayi sitesi. Bu da bir kooperatife kiraya verilmiş. O bizim oradaki esnafımızın mesleğini rahatça icra edebileceği ve esnaflarımızın tamamını kapsayabilecek alan olmaktan uzak. Dolayısıyla bir takım şikayetler geldi. Geldiğimiz günden beri sürekli bir şikayet var. İşte biz taşınmak istiyoruz, yer yok, kiralar pahalı, bize yardımcı olun, sanayi sitesi yapın. Bir alan tespit ettik belediye adına kayıtlı 180 dönüm arazide. Projeyi de hazırladık, finansmanını da bulduk. Tarım arazisi, dediler ki Vali Bey de geldi iki defa orayı da gördü, alanı da gördü, sağ olasın, Allah razı olsun. Yardımcı olmak istedi. Tarımdan izin almamız gerekiyordu. Tarıma başvurduk. Efendim burasını biz sanayi olarak size izin veremeyiz dediler. O proje durdu, yapamadık. Ciddi bir projeydi o. Tarımı aşamadık yani. O ciddi bir sıkıntı olarak karşımızda duruyor. Mevcut olan sanayi sitesinin binaları çok, bir kısmı çok eski. Yıpranmış, dökülüyor. Dökülüyor. Oradaki esnaf kışın yağmur damlıyor. Yağmur altında mesleğini icra etmeye çalışıyor. Şikayetler geldi CİMER üzerinden. Normal şikayetler. Evet. Buranın yeniden değerlendirilmesiyle ilgili, yapıların çürük olduğuyla ilgili. O halde aynı yerde yeniden yapılanma mı? O bazı bölgelerde aynı yeniden bunu projesini de hazırlamaya çalışıyoruz. Karot testi aldırmak zorunda kaldık. Karot testi sonucuna göre eğer yapılar yıkılması gereken yapılar olarak gelirse karşımıza, o yapıları yıkacağız, yeni bir proje geliştireceğiz. Daha fazla dükkan, daha fazla alan, hatta yan taraftaki boş parsellerden bir iki tanesini de kiralayabilirsek onunla ilgili çalışma yapıyoruz. Orayı da kapsayacak şekilde çok daha fazla dükkan yapıp çok daha fazla esnafımıza yardımcı olmak ve oraya taşımak istiyoruz. Ama şunu net olarak söylüyorum. Eğer karot testi çürük gelirse, orası yıkılmak zorunda kalırsa net söylüyorum. Orada oturan esnaflarımızın hiçbiri mağdur edilmeyecek. Hiçbirini mağdur etmeyeceğiz. Yeni yapacağımız hemen, yeni yapacak, kredi kullanacağım, hemen orada yapılacak olan iş yerlerine, taşınmalarına yardımcı olacağım. Çok uygun bir kira karşılığında yapacağız bunu. Orada kooperatif maalesef zamanında ihaleye girmiş. 2000 TL'ye kiraya aldığı bir dükkanı bir vatandaşımız, bir esnafımız oraya taşınmak istiyorsa üyelik adı altında 180 milyar lira bir para talep ediliyor. Bu korkunç bir şey. Orada bir çürüme var. Bunu düzeltmek istiyoruz. Esnafımız bu konuda rahat olsun. Hiçbir şekilde herhangi bir esnafımızı mağdur etme gibi bir niyetimiz yok. Bizim
belediye başkanı olarak görevimiz esnafı mağdur etmek yani, değil. Evet. Vatandaşımıza sahip çıkmak, daha çok esnafımıza yardımcı olmak, daha çok esnafımızın mesleğini icra edebileceği alanlar oluşturmak bizim görevimiz o. Bir klik oluşturulmuş, birileri bir alan oluşturmuş kendisine dokunulmaz bir alan. Oraya dokunduğunuz zaman, o çarka bir çomak soktuğunuz zaman cıyak cıyak bağırıyorlar. Kimsenin provokasyonuna gelmesinler. Esnafımız için uygun olan neyse onu yapacağız. Evet, peki çok teşekkür ediyorum ben Refik teşekkür Bey. İyi ediyorum. Akşamlar diyorum efendim. İyi akşamlar. Sevgili seyirciler, Demokrasi Buları programımız burada sona erdi. Sayın Refik Er Yılmaz, Samandağ Belediye Başkanı program konuğumuzdu. Bir başka programda yeniden birlikte oluncaya dek. İyi akşamlar diliyorum.